Herkese merhaba. Ben Doktor Erdal Gürsul. Ton TV'nin yeni yayın döneminde her çarşamba 14.30'da sağlığınız için birlikte olacağız. Her çarşamba farklı bir tıbbi konunun uzmanı hekim arkadaşlarımızla masaya yatıracağız, konuşacağız, tartışacağız. Bu ikinci programımız. İlk programımızda kalpten bir giriş yapmak istedik. Kalp hastalıkları ve özellikle de kalp krizini konuştuk. Çok güzel bir program oldu. Zaten çok güzel bir geri dönüşlerle de mutlu olduk. İkinci programda da yine kalp hastalıkları kadar, kalp krizi kadar önemli bir hastalığı, kronik ve zor bir hastalığı tartışacağız. Toplumda da yaygın olan bir hastalık, şeker hastalığını konuşacağız. Bu açıdan stüdyomuzda Doçent Doktor Ersen Kayakırış hocamız var. Kendisi endokrin ve metabolizma uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba hocam. Kendinizi Hoş bulduk. kısaca tanıtabilir misiniz hocam? Tabii hocam. Ben 1981 Giresun doğumluyum. Eğitim hayatımı tıp fakültesini Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. 2005 yılında mezun oldum. Daha sonra iç hastalıkları ihtisasımı Ankara Üniversitesi'nde yaptım. 2011 yılında iç hastalıkları ihtisasını tamamladım. Daha sonra endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım ve 2015 yılında uzmanlığımı aldım. O tarihten beri de zorunlu hizmet için Çanakkale'ye geldim. 3 yıl Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalıştım. 2018 yılından beri de öğretim üyesi olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde devam ediyorum hocam. Hocam şeker hastalığını konuşmak istedik. Çünkü biliyoruz toplumda yaygın, zor bir hastalık. Basit versiyonda ya da komplike versiyonları da var. Ve giderek beslenme alışkanlığının değişmesiyle de sanki şeker hastalığı da biraz artık sık görülmeye başlandı. Tabii benim ilk sorum şeker hastalığını tanımlama üzerine. Yani bir kişi şeker hastalığı olduğunu nasıl anlar? Bu şekilde hangi şikayetlerle hekime başvurması lazımdır? İlk sorum bu olacak hocam. Evet. Hocam şeker hastalığı tanım olarak kan şekeri değerinin kronik olarak yani uzun süreli olarak yüksek gitmesi durumu. Uzun süreli bu şeker yüksekliğinin de yol açtığı komplikasyonlarla birlikte giden bir hastalık. Açlık kan şekeri 125'in üzerine çıktığında, tokluk kan şekeri 200'ün üzerine çıktığında ya da 3 aylık kan şekeri ortalaması diyoruz hemoglobin A1c. 6,5'ün üzerine çıktığında biz şeker hastalığı tanısı koyuyoruz. Peki kişi de hangi şikayetleri olursa hocam bu değerler yükselmiş gibi düşünebiliriz? Hocam bu şeker hastalığı ne yazık ki çok aslında sinsi bir hastalık. İsmi de şeker böyle tatlı bir hastalık gibi ama ne yazık ki Kendisi sempatik değil. yok Aslında acı bir sempatik durum. bir hastalık değil hocam. Şeker hastalığı çoğu kez hocam asemptomatik dediğimiz yani hastalığın herhangi bir şikayeti olmadan başvuruyor. Rutin kan tahlillerinde ya da herhangi bir nedenle alınmış bir kanda kan şekerinin yüksek olmasıyla saptıyoruz genellikle. Ama kan şekeri değeri çok uzun süre yüksek gitmişse ancak şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarda hastalar genellikle çok su içme, çok idrara çıkma, zayıflama dediğimiz klasik belirtileri var. Onlarla. Onlarla geliyorlar. Ama o halde hasta bize gelmişse belli ki hasta çok daha önceden şeker hastası tanısı aslında almış demektir hocam. Bir de hocam hastaların gelme bir şekilde şu olabilir. Hasta bir komplikasyonu fark edilmiş ve o esnada şeker hastalığı tanısı konmuş olabilir. En sık karşılaştığım şeylerden bir tanesi hasta. Size kalp Tabii. kriziyle gelen hastalarda hasta daha önceden şeker hastası olduğunu hiç bilmiyor. Hatta söylediğimizde şaşırıyor hocam. 400 kan Aynen. şekerin çıkmış dediğinde nasıl olur diyorlar. Evet. Yani hem de kalp krizini tetiklediği diyabetle beraber şeker de inanılmaz artıyor. Ve o anda Aynen. biz hem kalp krizi hem şeker tanısını aynı Tanısını anda koyuyoruz. koymuş oluyoruz hocam. Hastalar hatta bazen şöyle ifade ediyorlar. Kalp krizinden sonra benim şeker hastalığım çıktı diye ifade ediyorlar. Halbuki muhtemel olan çok uzun yıllardır şeker hastalığı var ama geç fark edilmiş veya yani o esnada kalp krizi esnasında fark edilmiş hocam ya da böyle geliyorlar Hocam hastalar. sizden ufak bir izin alarak bir Tabii. diyabet mellitus yani şeker hastalığının Latince isminin biraz tarihçesinden seyircilerimize bahsetmek istiyorum. Tamam hocam Şimdi dinleyin. eski Mısır ve Hint papirüslerinin incelendiğinde, bakıldığında yani antik kağıtlar incelendiğinde aslında şeker hastalığı tarif edilmiş. Yani geçmişten baktığımızda en eski hastalıklardan biri. Şöyle belirtilmiş, tabii o zamanın hastaneleri, şifahanelerini hastalar yan yana yatırıldığında bazılarının çok su içtiği ve çok idrara çıktığı tespit edilmiş. Bu çok su içen ve çok idrara çıkanların idrarlarına sinek, böcek gibi canlıların geldiği yani bir nevi tabii o zamanlar keşfedilmemiş ama şekere doğru bunların geldiği fark edilmiş. Daha sonra aslında ilk diyabetes terimi Anadolu'da konulmuş. Kapadokya'da Areteus isimli bir Helenistik dönemden bir bilim insanı düşünür. Şu şekilde bir kanıya varmış. Bu insanlar çok susuyor ve çok idrara çıkıyor. Bu yüzden idrara çok çıkma terimi olan diyabetis
kavramıyla ilk diabetes mellitus'u ortaya çıkartan diabetes kavramıyla Kapadokya'daki bir bilim insanı. Tabii olayda o sırada bir şekerden bağımsız, olay şekerden bağımsız. Şekerin içine dahil olması çok ilginç. 1674 yılında bir İngiliz hekim Thomas Williams idrarı tadarak, yani çok su içen ve çok idrara çıkan diabetes hastalarının idrarını tatarak idrarında normallere göre daha fazla şeker olduğunun farkına varmış ve Latince'de tatlı anlamına gelen mellitus'u koymuş. Yani diabetes mellitus'un gelişimi çok idrara çıkan ve idrarı tatlı olan kişi anlamına geliyor. Yani o dönemler hocam hepsi ileri safhalarda kişilermiş. Tabii idrarın tadarak tanık olması da ayrı bir durum. Ben buradan biyokimya bilimine katkı sağlayan, kan tahlillerini geliştiren tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum hocam. Bizi böyle bir dertten kurtardığı için. Şimdi de burada aslında hocam bu kan şekeri düzeylerine gelmek istiyorum. Çünkü artık biz idrarı tahliyle değil de genelde kan tahliliyle biz şeker tanısını ortaya koyuyoruz. Kişi başka bir sebepten ötürü kan verdiğinde kan şekeri düzeyi 150 geldi diyelim hocam. Biz bu hastaya direkt şeker diyor muyuz? Bunu tiplendiriyor muyuz? İlk basamakta hocam tekrar bir şeker kriterlerini, kan kriterlerini sayarak bir de bu hasta hocam bezinde 150 geldiyse açlık kan şekeri, bu hasta şeker hastasıdır. Evet hocam, bu gerçekten önemli bir konu. Bazen meslektaşlarımızın bile atladığı bir konu. Halkımız da bazen atlıyor. Şöyle hastalar görüyoruz. Yani şeker hastalığı çok yüksek seviyelere ulaşmış. 200-300'e gelmiş. Bize gelmiş hasta. Bir yıl, iki yıl önceki tahlillerine bir bakıyoruz. Orada da zaten kan şekeri değerleri yükselmeye başlamış aslında. Hocam buradaki kritik değer aslında 100. 100 miligram desilitrenin üzerine çıktığı zaman bir bozukluk başlıyor demektir. Açlık kan şekerinden bahsediyoruz. Açlık kan şekerinden evet hocam. En az 8 saatlik açlık sonrası bakılan, kandan alınan, serum, yani damardan alınan kandan yapılan şeker tahlilinde 100'ün üzerine çıkınca sorun başlıyor ama 100 ile 125 arasında hocam ara değer diyoruz. Buna genellikle şeker hastalığının erken dönemi diyoruz. Prediyabet diyoruz. Bu gerçek bir hastalık değil. Sadece erkenden önlem almamız gereken bir dönemi. Takip gerektiren ve önemli. Evet, önemli bir takip aralığı. 125'in üzerine çıktığı zaman açlık kan şekeri hocam artık şeker hastalığı tanısı konmuş oluyor. Yanına bir test daha koymamız gerekiyor mu hocam? Yani evet, hemoglobin A1C gibi biliyorsunuz 3 aylık kan şekeri artık halkımız tarafından da istenen bir değer oldu. Aynen. Bizim 3 aylık kan şekerimiz kaç hocam diye. Aynen. Bu kriter yeterli mi yoksa yanına bir destekleyici kriter de koyuyor muyuz? Hocam kan şekeri değerinin şöyle 3 tane kriteri var aslında. Ya açlık kan şekerinde 125'in üzerinde olması ya da tokluk kan şekeri dediğimiz ikinci saat kan şekeri, ama biz bunu genellikle standartize olması için 75 gramlık şeker yüklemesi sonrası ikinci saatte bakılan diyoruz genellikle. Burada 200'ün üzerinde olması ya da hemoglobin A1C'ye bakılmışsa orada 6,5'un üzerinde olması şeker hastalığı tanısını koyduruyor. En az 2 ölçüm pozitif gelmesi lazım. Yani 2 ölçümde bunları yakalamamız lazım. Tek ölçüm yakaladığımız zaman hastanın bir şikayeti yoksa, asemptomatik gruptaysa hasta, genellikle ertesi gün aynı yöntemle ya da bu dediğim diğer yöntemlerden herhangi bir tanesiyle tekrarlıyoruz hocam. O da yüksek gelirse şeker hastalığı tanısını kesinleştirmiş oluyoruz. Peki şeker hastalığında toplumun da bildiği bir tipleri var hocam. Yani tip 1 ve tip 2 diyabet olarak anılıyor. Kısaca o ikisinin farkını bize anlatabilir misiniz hocam? Hocam diyabet hastalığı aslında toplumda, siz de bahsettiniz ilk girerken, toplumda çok sıklığı giderek artan bir hastalık. Bunun en sık sebebi obezite. Yani kilonun artmış olması. Bu obezite ile ilişkili diyabet hastalığı bizim toplumda çokça gördüğümüz %90'ını oluşturuyor. Bizim şeker hastalığı dediğimiz zaman %90 aslında tip 2 diyabet. Bu obezite ile ilişkili diyabet hastalığı demek. Bu tip 2 diyabet diyoruz hocam bunu. Çok büyük kesim bu oluşturuyor. Geri kalan %5-10'luk kesimi tip 1 diyabet dediğimiz, daha çok genç yaşlarda gözüken, bağışıklık sisteminin pankreas beta hücrelerinin hasarlamasıyla oluşan otoimmün bir hastalık olan tip 1 diyabet. O ortak sonuç nokta şekerin yükselmesi olduğu için ortak bir sonuca ulaşıyor ama mekanizması tamamen farklı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Kilo ile alakasız tip 1 diyabet. Hocam bir de toplumda daha az bilinen, bizim endokrinologlar olarak daha sık uğraştığımız %5-10'luk kısım tip 1 diyabet dedim ya, geri kalan %5'lik kesimi oluşturan diğer spesifik diyabet formları dediğimiz bir kesim var. Genetik diyabet hastalığı olabilir. İlaçlarla ilişkili ya da diğer hastalıklarla ilişkili diyabet formları olabilir. O biraz daha ayrıntılı bir konu tabii. Şimdi hocam biz tabii sizin dediğiniz gibi çok sık görülen %90 içeren tip 2 diyabet üzerinden devam edelim. Ama arada tip 1 diyabetle ilgili de soru yine sorarız, konuşuruz. Tamam. Şimdi tip 2 diyabette hocam obezitenin çok önemli olduğunu söyledik.
Tabii ki şöyle hastalardan da bir korku var. Benim kendi hastalarımdan da rastgele bakıldığımız yani kan şekerinde yükseklik çıktığında aman hocam ne yaptın bundan sonra insülin mi yapacağım diye. Yani en ufak bir yükseklikte bile şeker hastaları aslında tip 1'in tedavisi kısmen daha yeni başlangıç insülinken tip 2 diyabetlerde şeker hastaları da hemen o ikisini birbirini yan yana koyuyorlar. Bu konuda hocam evet hastamızın kan şekeri yüksekliği 125'in üstündeydi. 3 aylık hemoglobin A1c kan şekeri değerimiz de 6.5'in üstündeydi ve hastaya bir şeker hastalığı tanısı koyduk. Hemen insülin mi hocam? Yok hocam. İnsülin tedavimiz bizim şeker hastalığına gerektiği zaman kullandığımız bir tedavi ama kesinlikle ilk basamaklarda çok sıklıkla tercih ettiğimiz bir tedavi değil. Şeker hastalığının özellikle tip 2 diyabetin tedavisi genellikle ilaçlarla yapılan bir tedavi. Ama bunun tabii istisnaları var. Eğer hasta çok ilk tanı esnasında 300'lerde 400 kan şekerleriyle gelmişse, aşırı kilo kaybı varsa o zaman insülin tedavisine başlıyoruz ama bununla başladığımızda genellikle geçici oluyor hocam. Genellikle bir süre sonra kan şekerleri toparladıktan sonra tekrar ilaç tedavisine geçip tekrar ilaç tedavisiyle çoğu kez devam ediyoruz. Peki ilk basamak hocam direkt ilaç tedavisi mi? Hocam şöyle... Yani hasta ilaçsız takip edilebilir bir hasta grubumuz var mı? Hocam var ama bunu var derken biraz çekinerek söylüyorum açıkçası. Çünkü bunu böyle söylediğimizde hastalardan şöyle bir şey oluyor. Ben ilaç kullanmadan bu hastalığı yenebilirim diye çokça düşünen ve tedavisini aksatanlar oluyor. Evet. Hocam kural şu, şeker hastalığı tanısı koyulduğu zaman bizim derneklerimizin, doktorlara eğitim veren kişilerin, işte bizlerin tıp fakültesi anlattığı şey şu. Şeker hastalığı tanısı koyulduğu zaman ilacınızı başlayın deniyor. İlk basamak ilacımız genellikle metformin dediğimiz çok sağlıklı bir ilaç. Ve önemli bir yan etkisi yok bu ilacın. Ama şunu biliyoruz ki hastalar eğer kilo ile ilişkili bir diyabetse, yani tip 2 diyabetse, hastalar çok iyi kilo verdiklerinde, özellikle yeni tanı aldıklarında şeker hastalığı remisyona girebilir hocam. Yani tamamen gerileyebilir ama bunu yaparken, ilaç kullanırken aynı zamanda kilo vermeyi teşvik edip ilacı daha sonrasından kilo verdikten sonra kesmek daha uygun bir yaklaşım olabilir. Hocamızın da dediği gibi özellikle yani her diyabet hastası kendi çapında yani her hasta bireysel olarak değerlendirilmesi lazım. Evet. Eğer kan şekeriniz çok ciddi bir şekilde yüksekse ilk başta bunu regülasyonu yani normalizasyonu sağlamak için belli bir süre insülin tedavisi öneriliyor. Devamında tabii ki ilaç tedavisi de takip edilebilir. Bu da biraz da sizin yediklerinize, diyetinize dikkat etmenizle alakalı. Şimdiki sorum da o olacaktı hocam. Evet hastamız geldi ve ileri diyabet. Biz ilk başta ona insülin yapmak zorunda kaldık ve hastaya değil diyoruz ki bakın biraz geç başvurmuşsunuz ya da yüksek düzeyli kan şekeriyle başvurmuşsunuz bize. Bu yüzden insülin size uygulamamız lazım. Hastayı insülin tedavisinden ilaç tedavisine geçebilmek için tabii ki bizim uyguladığımız bir tedavi strateji olacak ama hastanın uyuması gereken, o saatten sonra yaşamında değiştirmesi gereken şeyler neler? Hocam bu tabii diyabet hastalığı özellikle yine tip 2 diyabet özelinde söylüyorum. Kilo ile çok ilişkili. Hastanın mutlaka hayat tarzına bazı değişiklikler yapması gerekiyor. Önemli değişiklikleri diyet alışkanlıklarına yapılması gerekiyor. Toplumda diyabet o kadar sıklığı arttı ki bu kilo artışına bağlı olarak insanlar bu yani yaptıkları yanlış beslenmenin doğru bir şey, yani yanlış bir şey olduğunu farkında değiller. Ambalajlı gıdalar değil mi hocam? Ambalajlı yani gıdalar. Hazır gıdalar, ambalajlı gıdalar, yüksek kalorili gıdalar. Yüksek kalorili. Tıka basa yemek yemek. Hareketsizlik. Akşam vakitlerinde çok fazla yemek yemek. Hareketsizlik hocam bunların hepsi bizim sağlığımızı bozan şeyler. Hastanın hocam diyabet tanısı aldıktan sonra hatta daha almadan önce bile yapması gereken şey bir kere sofradan hocam ben hastalara öyle diyorum. Yani diyet için bazen biz çizelgeler veriyoruz ama onlara uymak gerçekten zor. Ana prensipler hocam, sofradan doymadan kalkmak lazım. Akşam çok geç vakitlerde yemek yememek lazım. Karbonhidrat miktarını, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi ambalajlı gıda miktarlarını mutlaka azaltmak lazım. Eğer diyabet tanısı aldıysak da mutlaka en az 5 kilo başlangıç için vermek lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi ama zaten 10 kilo civarında 15 kiloya kadar verirlerse hastalar, kiloya bağlı bir şeker hastalığı varsa bu mutlaka gerileyecektir. Hatta bazen kaybolabilir bile şeker hastalığı hocam. Aslında hocam şeker hastalığı tanısı konduktan sonra aslında bir hasta için bir milat. Yani mutlaka bazı şeylerin değiştirmesi lazım. Çünkü hocam sizin de takip ettiğiniz şeker hastaları vardır. Bizim de gördüğümüz şeker hastaları var. Evet. Eğer gerçekten dikkat ederse şeker regülasyonunu yani şeker dengesini çok iyi sağlarsa uzun vadede organ hasarı çok daha az oluyor. Olmuyor. Ama eğer buna dikkat etmezse uzun vadede karşılaşacağı sorunlar çok ciddi oluyor.
Ben hocam buradan bunu sormak istiyorum. Bir şeker hastası çok dikkat etmedi. Şekerleri de yüksek seyrediyor. Ya da dikkat etti ama süre içerisinde onu bekleyen en önemli sorunlar neler? Bu süre içerisinde nasıl bir takip yapmalı ki daha kaliteli, konforlu bir yaşam ona sahip olsun? Hocam biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hastalar için bu aslında bir milat. Ama burada tabii hastanın korkup çekinmemesi lazım. Sizin dediğiniz gibi yapılabilecek birçok yöntem ve birçok hayat tarzı değişikliğiyle hastalar çok iyi yaşam sürelerine, normal bir insana yakın yaşam kalitesine sahip olabilirler. Burada yapılması gereken önemli şey bu hayat tarzı değişikliğini sağlamak, kilo vermek ve diyetine uygun yaşamak. Eğer bunlar yapılmadığı zaman hocam, kronik kan şekeri yüksekliği yıllar içerisinde, 5 yıl, 10 yıl içerisinde ortalama olarak söylüyorum, bazı organlar hasar vermeye başlıyor. Bizim klasik olarak bildiğimiz 3 tane organ var zarar verdiği. Bir gözler, 2 böbrekler, 3 de sinir dokusu ve dördüncüsü de büyük damarlar. Bu da en başta kalbi etkiliyor, koroner damarları etkiliyor. Hastalar hayatlarını çoğu kez şekere dikkat etmediklerine kalp kriziyle ya da inmeyle kaybedebiliyorlar. Diğer organ hasarlarına bağlı da ciddi, gözle ilgili şekerine çok uzun süre dikkat etmeyen hastalarda körlükler, böbrek yetmezliği ya da sinir harabiyetine bağlı diyabetik ayak dediğimiz sorunlar ya da ayakta batma, karıncalanma dediğimiz böyle nöropatik şikayetler meydana geliyor hocam. Birçok organ sistemini etkiliyor ama ana organ sistemleri bunlar. Zaten mekanizma olarak da bir kan var, bir su var aslında damarlarımızda. Şeker yükseldiğinde bu su daha koyu hale geliyor, daha yapışkan hale geliyor. Evet, tabii ki organlarımız da bizim bu kandaki olan suya muhtaç. Yani onlarla besleniyor. Evet. Eğer orada sürekli bir akışkan, sürekli koyu kıvamda bir şey organa giderse tabii ki organ da süre içerisinde kendini adapte ederek, negatif adapte ederek özellikle kalp açısından bahsedeyim, kalp damarlarında tıkanmalara neden oluyor. Ani bir pıhtı oluşmasıyla, çünkü koyu yapışkan bir sıvı tabii ki pıhtı oluşmayı da daha yatkın olacaktır. Bir kalp krizi geçiriyor. Ve kalp krizi geçirdikten sonra artık işin rengi bir tık değişmeye başlıyor hocam. Yani siz şeker hastalığında 4-5 ilaç kullanırken yanına kalp hastası olarak da 4-5 ilaç daha yüklüyorsunuz. Ben bazen kendi hastalarıma söylüyorum, böyle kalp krizi geçirenlere geçmişe bakıyorum. Şeker tedavisi istediği gibi gitmemiş. Kontrollerine gitmemiş. Yani zamanın birinde bir ilaç başlanmış, o şekilde devam etmiş. Tabii orada kan şekerleri yüksek seyretmiş. Diyorum ki ben keşke kontrolüne zamanında gitseydin. Yani bir yaşam şekline biraz daha dikkat etseydim. Bak 2-3 ilaçta bu toparlanacakken işte artık 5-6-7-8 ilaca doğru da kalp hastalığının boyutuna göre de artmaya başlıyor. Tabii ki burada her zaman dediğimiz gibi yani bir kronik hastalık olduğunda bu bir milattır sizin için. Kronik hastalığa kendinize, psikolojinizi de adapte etmeniz lazım. Yani ona göre hayatınızı devam ettirmeniz lazım. Şöyle hastalarımız oluyor hocam bazen, sizin de vardır mutlaka. Yani şekeri yüksek gördüğünde o anda film son sahnesiymiş gibi. Yani evet orada film kapandı. Şeker işte 128 hocam ben bittim değil. Ya bir ilaç kullanacaksınız belki ve hayat devam ediyor. Yani bir ilacı yutacaksınız, yaşam şeklinize dikkat edeceksiniz ve devam edeceksiniz yola. Yol açık. Siz el frenini çekerek patinaj yapıyorsunuz. Ben onu diyorum, çok farklı, çok ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz ama başlangıç seviyesinde yakalandığında size yol açık. Sadece siz el frenini çekmeyin yeter diyoruz. Bu açıdan da hocam mesela ben kalp hastalıkları açısından şekerin çok ciddi harabiyetini görüyoruz. Ama bir de gözle ilgili bir durum var hocam. Her şeker hastalığı hocam gözle ilgili bir sorun yaşadığından müzdaripler. Gözde de aynı mekanizma mı hocam? Yani gözle harabiyeti şekerin nasıl olabiliyor? Erdal hocam şimdi şeker hastalığının aslında bu organlara zarar verme mekanizması damarlarla ilgili. Biraz önce siz anlattığınız yani kan içerisindeki şeker miktarı arttıkça özellikle damar yoğunluğu fazla olan organlar hasarı çok daha fazla oluyor. Çünkü kandaki şeker damar yapısını bozuyor. Bizim damarlanmanın en yoğun olduğu organlardan bir tanesi göz. Gözün arka tabakası, retina tabakası dediğimiz tabaka tamamen damar ağlarıyla, çok ince damar ağlarıyla örülmüş durumda. Bunlar hasarlanıyor. Hasarlandığı zaman da damar dışına sıvı çıkması oluyor ve orada yeni damarsal yapılar, ağlar meydana geliyor ve kanlanma oluyor. Göz içerisinde kanlanma ve
daha ileri dönemlerde körlüğe kadar gidiyor hocam. Yani yeni damar oluştuğu için de orada açık bir boşluğa açık bir durum hale geliyor. Çünkü aynen. Eski damarlar şekerden yavaş yavaş harabiyete uğramış hocam. Benzer olarak da yine böbrek hastalıkları, şeker hastalığıyla neredeyse özdeşleşmiş bir durumda. Diyalize girenlerin belli oranı geçmişte bir böbrek hastalığı. Yani bakın seyircilerimizde yani çok ciddi hastalıklardan bahsediyoruz. Belki evet. Şeker ama bir kalp krizinden bahsediyoruz. Belki şeker ama sonunda diyabetten bahsediyoruz. Hocam şöyle hastalarımızla karşılaştığımız bir şey ifade edeyim burada siz yere gelmişken. Şunu görüyoruz hastalar bazen 10 yıllık 15 yıllık şeker hastası oluyor. Kan şekeri 200'lerde 300'lerde yüksek gidiyor ama ben bir sorunum yok hocam diyor. Yani ben böyle iyiyim demek istiyor. Biz yeni tedavi yaklaşımı ya da hayat tarzı değişikliği konusunda değişiklik yapmak istediği için bazen dirençle karşılaşabiliyoruz. Şunu iyi bilmek lazım. Yani bu kendisini o an iyi hissetmesi durumun iyi gittiğini göstermiyor. Evet. İşte gözde bir sorun olduğu zaman, böbrekte bir sorun olduğu zaman ya da kalpte ani bir kalp krizi meydana geldiği zaman zaten iş işten geçmiş oluyor. Zaten o andan sonra bizim yapacaklarımızın faydası düşmüş oluyor. Biz o son noktaya ulaşmadan hasta, evet. Şeker hastalığında onu o son noktayı ötelemeye çalışıyoruz. Yani burada yapmaya bizim vurgulamaya çalıştığımız takip çok önemli. Çok önemli. Yani ne kadar dikkat ederseniz de mutlaka takipte belki ilaç dozu arttırılabilir, yeni tabii. İlaç eklenebilir. Burada önemli olan aldığınız ilaç değil, şekerinizin özellikle de 3 aylık kan şekerinizin istediğimiz seviyede olması. Yani bir tek ilaç almanız şekerinizin tedavi olduğu anlamına gitmez. Tabii. Takiplerinizde eğer şeker düzeyleriniz, 3 aylık kan şeker düzeyleriniz iyi gidiyorsa sizin şekerinizin tedavi evet. olduğu anlamına gelir. Hocam burada da yeni tedavi olarak insülinler biraz yavaş yavaş son basamağa doğru çekildi diye biliyorum. Yeni yani gelecekte hocam insülin artık yok mu? Sadece tip 1 diyabete mi konuşlandırıyoruz yoksa? Yok insülin tedavisi yok diyemeyiz hocam. Yani insülin şeker hastalığının çok temel taşlarından bir tanesi ama insülin tedavisini tip 2 diyabetler için söylüyorum. Gerektiği yerde kullanmak çok önemli. Yani ihtiyaç olduğunda kullanmak çok önemli. Hastalığın ilk başlarında insülin eksikliği yok hocam. İnsülin direnci dediğimiz bir kavram var. Yani biz dışarıdan verdiğimiz insülin ya da vücutta salgılanan insülin kan şekerini düşürmeye yetmiyor. Bu durumda dışarıdan fazla insülin kullanmaya gerek olmayabilir. Biraz önce bahsettiğim aşırı yükseklikler dışında. Ama şeker hastalığında şöyle bir durum oluşuyor. 10 yıl, ortalama 10 yıldan sonra pankreas beta hücreleri fazla insülin direncine bağlı insülin salgısını yüksek miktarda yaptıkları için yoruluyorlar ve bir süre sonra miktarları azalmaya başlıyor. Artık direncin ötesinde insülin de yok ortamda. Evet. İkinci aşamaya geçiyoruz. İnsülin eksikliği aşamasına geçiyoruz. Aynı tip 1 diyabetlere benzemeye başlıyorlar. Mutlak bir insülin eksikliği oluşmuyor ama insülin azalmaya başlıyor. İşte bu durumda hocam uygun zaman ve uygun yer bu. Onu iyi tespit edip orada aslında insülin tedavisini, ilaç tedavisini eklemek mutlaka gerekiyor. Erken dönemde eklemek çok özel bir avantajı yok ama bu dönemde mutlaka eklemenin çok iyi avantajları var. Hastalar çoğu kez uzun dönem diyabet hastaları bazen çok yorgun, bitkin, hafifçe böyle kilo vermeye meyilli, biraz düşkün halde kan şekerleri çok yüksek gelebiliyorlar. İşte o an bizim insülin tedavisinin artık zamanı geldi dediğimiz an hocam. Şimdi hocam insülin tedavisinde de hastalarımızın biraz daha sık şeker bakması gerekiyor. Çünkü insülinin aniden şeker düşme gibi bir özelliği de var. Ve yeni bir cihazlar var hocam. Sensörlü artık aynen. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Hocam şöyle insülin tedavisinde de tabii hastalarımıza ilk önce şunu söylemek lazım. İnsülin dediğimiz zaman yeni başlayacağımız insülin hastalarında bazen korkabiliyorlar. Ama şunu belirtmek lazım. Bizim yeni başladığımız insülin tedavileri genellikle tek enjeksiyonla başlıyoruz. Bu insülin dediğim şey bir kalem şeklinde geliyor. İçerisinde 300 ünite kadar insülin oluyor. Günde bir defa ucuna bir ince bir iğne takılıyor ve cilt altına onun enjeksiyonunu yapıyor. Yaklaşık 10 saniyelik 20 saniyelik bir işlem ve hasta onun acısını da hissetmiyor. Çok ince olduğu için iğneler. Onu da belirteyim. Bu genellikle baza insülin dediğimiz uzun etkili insülinler. Bunlar ani şeker düşüşleri genellikle yapmaz. İlk başlangıçta. Yani hastalarımız genellikle bunu kullandıkları zaman ihtiyaç olduğunda yani gerekli doktorlar uygun gördüğü zaman kullandıklarında memnun kalıyorlar. Böyle sorunlar az yaşıyorlar. Bizim biraz önce bahsettiğiniz bu gelişmelerden bir tanesi insülin sensörleri, kan şekeri sensörleri hocam. Kan şekeri sensörleri hocam bizim hastalarımız çoğu kez insülin kullanan hastalar parmaktan kan şekerlerine bakıyorlar. Onu deliyorlar ve tekrar damlatıyorlar. Günde 3-5 defa bazen yapmak gerekiyor. Özellikle yeni tedavi başladığımızda kontrolü görmek için.
İnsülin sensörleri daha teknolojik aletler. Ufak bir kanül cilt içerisine yine giriyor ama orada sabit kalıyor. Onu teknolojik bir aparatı var burada. Ya Bluetooth gibi bağlantıyla cep telefonuna ya da kendi bir aletine o anki kan şekerini anlık olarak söyleyebiliyor. Ama bu tabii çok güzel bir olay ama bunu çok kullanıyor musunuz hastalarınızda derseniz hocam çok kullanamıyoruz ne yazık ki. Hata ölçüm payı var mı hocam? Yani... Hata ölçüm payı var. Birinci dezavantajı o. Çünkü o hücreler arası boşluktan kan şekerini oluştuğu için damardaki kan şekerini anlık olarak göstermiyor. Damardakine göre biraz gecikmeli olarak geliyor. En önemli dezavantajı hocam maliyeti. Yani şu an Sosyal Sigortalar Kurumu devletin klasik sigortasının ödeme kapsamında değil hocam. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Hani bunu çok fazla kullanan hastalarımız yok ama gerekli olduğunda özellikle çoklu enjeksiyon, insülin enjeksiyonu yapan hastalarda ama çok faydası belki oluyor. Çocuk hastalarda. Çocuklarda, özellikle tip 1 diyabetlilerde bunların kullanım alanları daha mantıklı yani. Teknoloji her zaman geliştirir hocam. Yani böyle başlar daha sonra belki yıllar sonra eğer bu program devam ederse bunun çok daha farklı boyutlarında, çok daha farklı bir şekilde de konuşuyor olabileceğiz. Peki hocam kan şekeri düşüklüğünden bahsedecek olursak her şeker hastasının aslında korktuğu şeylerden biri de şekerin düşmesidir. Genelde yanında da şeker taşırlar. Bu konu hakkında bilgi verebilir misin hocam? Bunun şikayeti ne olur ya da hangi şikayetlerde hemen yanlarındaki şekeri alsınlar? Bizim de en çok çekindiğimiz noktalardan bir tanesi Erdal hocam. Kan şekeri yüksekliği hastaya çok rahatsız etmiyor. Yani 200'lerde, 300'lerde hasta hiçbir şey hissetmeyebilir ama kan şekeri 70'in altına inmeye başladığında hasta gerçekten ciddi şikayetler yaşayabiliyor. Çarpıntı, terleme, çok ciddi devam ederse işte sinirlilik, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler yaşayabilir. Hocam tabii kan şekeri düşüklüğü bizim şeker hastalığında niye oluyor? Bizim kullandığımız ilaçlardan dolayı oluyor. Fazla ilaç uygulaması ya da yeni başlanan bir tedavinin henüz doz ayarlaması esnasında oluyor. Özellikle insülin tedavilerini sık kullanan hastalarda daha fazla yaşıyoruz hocam. Bunlarda bu hastalarda özellikle biz diyabeti tabii bu arada unuttuk onu söylemeyi. Diyabetin çok önemli bir kısmı diyabet eğitimi kısmı hocam. Evet, bizim hocam. Diyabet polikliniklerimizde mutlaka hemşirelerimiz oluyor. Hem devlet hastanesinde bir ekip var. Hem bizim Çanakkale Üniversitesi'nde bir hemşiremiz var, diyabet eğitim hemşiremiz. Onlar hem insülin enjeksiyonları hem bu hipoglisemiler, kan şekeri düşüklüğü hakkında hastaları mutlaka bilgilendiriyorlar. Hipoglisemi özellikle insülin kullanan hastalarda, kısa etkili insülinler dediğimiz insülinleri kullananlarda sık rastlayabiliyoruz hocam. Onlar için hastalara eğitim veriyoruz. Onların yanlarında sık özellikle hipoglisemiye girenlerin yanlarında mutlaka bir 3-5 küp şeker kadar şeker taşımalarını istiyoruz hocam. Ama çok sık tabii şeker düşüklüğüne giriyorsa biz bunu hemen polikliniklerde tabii müdahale ediyoruz. Tedavilerde değişiklikler, revizyonlar mutlaka yapıyoruz. Sizin de hocam söylediğiniz gibi yani eğitim şeker hastalığında çok önemli. Çünkü baştan beri başlayan yüksek şekeri hissedemezsiniz. Şekeri düzenli takip ettirmeniz lazım. Yaşam şeklinizi ona göre ayarlamanız lazım. Ve işte şeker düşüklüğünü de bilmeniz, ona göre de tedavi protokolünüzü kendiniz de geliştirmeniz lazım. O yüzden şeker tanısı olan tüm hastaların mutlaka eğitim açısından özverili olması ve bu eğitimi de tamamlaması gerekiyor. Aynen. Hocamızın belirttiği gibi iki kamu kuruluşunda da şu anda bu konuda da eğitim var. Eğer bu konuda eğitimle ilgili eksiklik olduğunu düşünüyorsanız da diyabet eğitim birimlerine, diyabet eğitim hemşiremiz var. Hemşirelerine hocam başvurarak bu eğitimi mutlaka alın. Bunu özellikle teşvik ediyoruz. Bizim diyabet eğitimi uygulamaları da vardı hocam. Çok başarılı gitti o. Hala mümkün mertebe şey yapıyoruz. Yani uygulamaya çalışıyoruz bunu. Toplu eğitimler sertifika de yapıyoruz bunu. Sertifika veriliyor mu hocam? Sertifikaya sertifika da önemli oluyor çünkü. Devam ediyor yine. Aynen hocam. Sertifika eğitimleri devam ediyor. Onlar da çok başarılı sonuçlar aldık ama tabii diyabet sayısı çok yüksek. Çok yüksek hocam. Yani bunu eğitime... Şu anda bir bilinen var hocam değil mi? Toplumda bir şeker olarak bilinen var. Bir de şeker olduğunu bilmeyip de iş yapanlar var. Çok kişi var. Yani bu ciddi bir sorun gerçekten. Ama bu programın da mutlaka birçok kişiye faydası olacağını düşünüyorum. Zaten hocam bu programın amacı da buydu. Yani evet şeker hastaları bizi izlesin, eksikliklerini görsün, neyi nasıl tamamlayacaklarını ya da farkındalığı arttıralım. Onların bakın böyle bir eğitim durumu da var, alabilirsiniz de diyelim, onlara ulaşalım. Çünkü biz bir kişiye bile ulaşsak, bir kişinin tedavisini bile düzenlesek bizim için aslında başarıdır. Şöyle bir şey hocam, sıklık o kadar fazla ki önerilen şu, 40 yaşın üzerindeyse mutlaka bir defa bir kan şekerini mutlaka baktırsın. Kiloluysa yine 40 yaşını beklemeden mutlaka baktırsın. Ailesine diyabet sıklığı yüksekse mutlaka yaşı beklemeden, 40 yaşı beklemeden baktırması lazım. Bunları sağlık ocaklarında çok rahat yapabilirler hocam. Bir sorun olursa da dahiliye ya da endokrinoloji uzmanına
mutlaka ulaşmaları gerekir. Bir önceki programda da konuştuk. Yani artık belli hastalıklar giderek erkene çekilmeye başladı. Çekiliyor. Çünkü artık dünyada sağlık düzeni biraz değişiyor. Evet, eskiden daha organik besleniyorduk. Daha tabii. hareketliydik. Coğrafyamız açısından konuşuyorum. Daha stresliydik. Tabii. Ya sigara gibi kötü alışkanlıklar daha geç yaşlarda başlanıyordu. Ama şu anda bir inorganik beslenme, yani organik besleniyorum diyen kişi bile ne kadar organik besleniyor soru işareti. Genelde ambalajlı ürünler, organik pazarlarda bile yapılan denetlemelerde çoğunun genetiği oynanmış gıdalarla oluştuğu tespit ediliyor. Hareketsizlik, yani ben o da çok önemli soru. Kendi hastalarımdan biliyorum, yani bir insana ilaç önermek çok kolay, hemen o reçete kapılıyor, iş harekete gelince duruluyor. Ya çok hocam durdu. İşte havalar kötü, yapamıyoruz. Evet. Şöyle durum var, böyle. Aslında onu bir tedavi olarak görülmüyor. Aslında o çok önemli bir tedavi. Önemli. Biri sizi anlık olarak tedavi edecek, diğeri sizi kronik olarak tedavi edecek. Aynen. Yani zayıflamanız, ki dediniz hocam metabolik sendrom, yani kilo eşittir insülin direnci. Tabii. Asıl tedavinizi zayıflayarak kavuşacaksınız. Zayıflayarak. Yani ilaç ilk basamak. Hocam hareketin şöyle bir faydası da var. Kilo vermese bile kişi, aynı kiloda kalsa bile spor yapması, kas dokusunu kuvvetlendirmesi kesinlikle vücuda iyi geliyor. Hocam bir kez şeker yakacak. Tabii şeker yakacak. Kalori yakacak, şekeri yakacak. Kaslar kuvvetlenecek. Kaslarımız bizim çok yüksek şekeri absorbe eden, kandan çeken organlar. O yüzden yani o vurgulamanız çok güzel. Kilo vermese bile, yani hani kilo veremiyorum ama spor yapıyorum dese bile o bile iyi. Bir de bazen hastalarda harekette de sporda bir hızlı beklenti var. Yani ben işte hocam spor yaptım ama işte ilk bir ay bir şey veremedim, iki ay bir şey veremedim. Ben her zaman söylüyorum, bu siz bir yıl sonrasını düşüneceksiniz. Bir yıl önceyle tabii. bir yıl sonrasını karşılaştıracaksınız. Evet, ilaç sizin bir aylık kan şekerinizi toparlayabilir. İlaç sizin iki ay içerisinde kan şekerinizi toparlayabilir ama kilo verme, yani kalori açığı oluşturma, kalori dengesini negatifte tutma bir yıl sonra size, belki de altı ay sonra en erken yansıyacak bir şey. Burada önemli olan sabır. Yani o kesinlikle. Disiplini sağlamak, o iradeyi göstermek ve sporunuzu, diyetinizi sabırlı bir şekilde devam ettirmek. Tabi hocam biliyorsunuz sigara içenler kardiyolojide de şeker hastalarında da çok fazla. Tabii. Mesela sigara içenlerin bir kısmı bırakabiliyor ve tabii. bir yıl iki yıl sonra nasıl sigara içtiklerini şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar. Çünkü süreç içerisinde siz sağlıklı yaşama alıştığınızda eski alışkanlıklarınız olumsuz olarak, yani ben bunu nasıl, o kiloda nasıl yaşıyorum diyenler var mesela zayıflayıp. Tabii. Ya da spor yap, ya ben sporsuz nasıl yapıyormuşum diyenler var. O açıdan tabi biz hekimler olarak olayın tıbbi olarak size önerisini sadece sunabiliriz. İlaçlarımızı biz size öneri olarak sunabiliriz. Yaşam şeklini özellikle değiştirmek sizin elinizde. Yani ilaçlar bir birimse yaşam şekli değişikliği de bir birim. Özellikle şeker hastalığı gibi çok ciddi konularda bu yaşam şekli değişikliği de çok önemli. Hocam buradan da şunu sormak istiyorum. Evet, kişi çok dikkat ediyor ama önümüzde bir Ramazan evet. bayramı var ve evet. şeker hastalığı, şekeri iyi. Misafirliklere gidecekler, ikram evet. yenmezse olmaz Türk toplumu, ne yapsınlar hocam? Hocam bu yani bunun için çok söylenecek, çok yapılacak bir şey, yani ekstra yapacak benim açımdan bir şey yok hocam. Disiplin devam mı hocam? Disiplin devam hocam. Burada, ufak burada yapacak bir şey yok. Genelde hocam ya, orada disipline uyanlar bile orada evet. ufak bir kaçamaklar falan oluyor. Çünkü biz reddetmekten çekinen insanlarız, ayıp olmasın diye. Türk toplumu öyledir yani. Hani, vallahi hocam burada reddetmek gerekiyor. Yapacak ben, bir şey yok burada. Tabii hocam, mesela tansiyon hastalarıma söylüyorum. Gittiğiniz bir yerde yemek tuzluysa daha da önceden haber verin. Bana tuzsuz yapabilir misiniz evet, diye. Evet. Şakası yok. Evet. O geceyi acilde tansiyonun hatayla geçirebilirsiniz. Yani o şekilde, yani misafirliğe gittiniz, bayramı akşam acil serviste yüksek kan şekilliğe de tamamlayabilirsiniz. Yani burada ev sahiplerine söylemek lazım herhalde. Çok ısrar etmemek lazım. Çok ısrar etmemek lazım. Evet, kesin, kişi hele de kronik bir hastalığını beyan ettiğinde, yani ben şeker hastalığım var dediğinde ısrarcı olmamak lazım. Daha ötesi ona kısmen negatif etkili. Yani hocam, hayır demeyi bilmek lazım. Evet hocam. Ramazan mevsimindeyiz. Ramazan evet, ayındayız. Ramazan ayı içerisinde şeker hastaları, oruç nasıl hocam? Hangi hastalar tutabilir, hangileri tutamaz? Hocam şöyle, şeker hastaları kesin oruç tutamaz diye bir şey bir kere yok. Onu söyleyelim. Bu kişiye özel bir durum. Doktora danışılması gereken bir durum. Şeker hastalığının erken dönemlerinde kan şekeri bazı ilaçlarımız normalin altına indirebilir. Bazı ilaçlarımız da normalin altına indirmeden tedavi yapabilir. Özellikle normalin altına indirmeden sadece ilaç kullanan hastalarımız genellikle oruç tutabilirler. Özellikle kan şekerleri iyi gidiyorsa. Ama kan şekerleri dengesiz gidiyor, yüksek gidiyor ya da yüksek doz insülinler ya da çoklu enjeksiyon, insülin enjeksiyonları kullanıyor. Bu hastaları tabii ki oruç tutmalarını önermiyoruz. Ama bunu doktoruyla birlikte konuşarak karar vermeleri lazım.
Bazı yani oruç tutabilecek hasta grubumuz var şeker hastalarını. Hocam bazıları da ısrar etmemesi lazım aslında yani çünkü tabii. İslamiyet kolaylık dini. Tabii. Biliyoruz zararı olacak ciddi hipoglisemik yani kan şekeri düşüklüğü atakları olacak. Yani o astmadan sonra bedene de olan bir zaruriyet zarar durumu söz tabii, konusu. Tabii. Bunu biz poliklinikte her hastamız şimdi soruyor artık sormaya başladılar tutabilecek miyiz? Her hastanın özelinde aslında cevap veriyoruz. Yani bunu tek bir şeyde cevaplayabilmek zor. Hani şeker hastalığı oruç tutar mı diye her hasta özelinde karar vermek lazım. Kesinlikle bir kere hasta kendisi zorlandığını hissediyorsa kesinlikle böyle kronik Peki hastalığı hocam olan ilaç birisini değişikliği oluyor tutmaması mu? lazım. Mesela oruç tutmakta ısrar eden kişi oruçtan önce, oruç ayından, Ramazan ayından önce bir gidip hani hocam benim ilaçlarımı ayarlayabilir misiniz? Ben oruç tutacağım, uzun süre aç kalacağım. Oluyor hocam, talepler böyle oluyor ama o da kişi bazına değerlendirmek lazım. Yani kesin bir şey hani bu ilacı kullanırsa oruç tutabilir diye bir şey söylemek mümkün değil. Ama o hastanın vücut yapısı, kullandığı ilaçların özellikleri, ilaç değişikliği gerçekten gerekiyor mu? Ona değerlendirmek lazım. Ama Peki hocam olabilir. mesela yine oruç tutması bizim açımızdan da sakınca olmayan şeker hastalarının için iftarda hocam dikkat etmesi gereken yani mesela yemeği biraz uzun Aynen. vadeye mi yaysınlar? Aynen. Yani evet az yesinler hemfikiriz ama uzun bir süre açlık var hocam. Beklentisel bir açlık var. Evet. Onun ne Zor bir tavsiye durum edersiniz? hocam. Yani tabii oruç tutarken diyabet hastalarına buna özellikle dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle bir anda fazla yemek yememek lazım. Çünkü şeker hastalarının zaten özelliği kandaki şekeri yemekten sonra kana geçen şekeri zaten absorbe edememeleri. Yani bunu organlara, yağ dokusuna, kas dokusuna, karaciğere yeterince geçirememeleri. Bir anda çok fazla yüklenirlerse yeme kesinlikle kan şekeri çok yüksek değerlere kolayca ulaşır. Bu da sıkıntılara yol açabilir. Az yemeleri lazım hocam. Yani az yemek, sofradan tam doymadan kalkmak, tıka basa olmadan kalkmak, bunlar temel prensipler. Şekerli şeylerden, özellikle biz tabii şeker deyince hani böyle tatlıları anlıyoruz, o tamam. Yani insanlar diyor ben tatlı yemiyorum. Ama bizim tabii tatlı ve şeker dediğimiz zaman aslında ekmek bizim en çok tükettiğimiz şey. Ekmeğin içi de zaten şeker. Hastaların özellikle buna dikkat etmeleri lazım. Ekmeği kısıtlamaları lazım. Hocam de meyveler çok sorulur. Meyveler de aynen Karpuz hocam. yiyebilir miyim? Evet, Mesela o konuda evet, bilgi evet. verebilir misin hocam? Hocam Meyve şekeri eşittir tehlike mi? Yani hastanın meyve de sağlıklı bir ürün, doğal bir kesinlikle ürün. sağlıklı. Hocam şimdi burada şöyle bir şeyin sağlıklı olup olmaması şeker hastalığında özellikle miktarıyla çok ilişkili. Meyve kesinlikle faydalı ve mutlaka tüketilmesi gereken bir gıda ama kesinlikle ölçülü tüketilmesi lazım. Yani bir elma değil de yarım elma yemek lazım. Karpuzu oturup da bir çeyrek karpuz yerse bunda kimse baş edemez. Yani ne doktor baş edebilir, ne hastaneye ilaç baş edebilir. Ufak bir miktar yemek lazım. Bunu önden çıkartmamak lazım. Çünkü hocam meyvelerin içerisinde biliyorsunuz antioksidanlar çok yüksek miktarda var. Hani bunları önden çıkartınca bu sefer bu konuda eksik kalıyoruz. Pozitif avantajını kaybetmiş oluyoruz Kaybetmiş meyvelerin. oluyoruz. Miktarını almak lazım. Ekmek konusunda da Erdal hocam bir şey ekleyeyim bu arada. Yani ekmeği de tamamen sıfırlamak iyi bir şey değil. Onu mutlaka söylemek lazım. Yani onu bazen hastalarda görüyoruz. Ne görüyoruz onu söyleyeyim ben poliklinik hastalarda. Çok yüksek bir lif miktarı var aslında ekmekte. Özellikle tam buğday ya da çavdar ekmeğinde. Bağırsak alışkanlıkları hastaların direkt değişiyor. Yani kabızlık, bağırsakta şişkinlik gibi bir yakınmalarla geliyorlar ekmeği kesen hastalar. Bu çok önemli bir nokta. Bağırsakların özellikle oradaki faydalı bakterilerin beslenmesi ve posa alması için ekmeği mutlaka bence tüketmek lazım. Hani bu diyet alışkanlıkları kişiden kişiye değişiyor ama benim tavsiyem insanlara ekmeği diyetten tamamen çıkartmak yerine az miktarda ve mümkünse posalı olacağın tam buğday ya da çavdar Onu ekmeği soracaktım ben. tarzında Tam yemek buğday. lazım. Yani bugün bir hastamla konuştum. Mesela kahvaltıda ne kadar yiyor? 3 dilim ekmek yiyorum diyor. Ekmeğin büyüklüğü 15 santimetre diyor. Hocam o Yani dört bu dilimdir. 60 Dört dilimdir hocam. yani Genelde azaltılarak söylenir çünkü. hastalarımızda bunu yanlış anlamasın. Hani ekmek kesmeyin diyoruz ama yani mutlaka az tüketmek lazım. Sıfırlamayalım ama Evet. miktarını az tutmak lazım Bir hocam. de bunu şuradan da söylemek istedim hocam da yani hastalar genelde söylediklerini biraz da azaltırlar. Mesela biz hani ne Azaltılar kadar tabii. sigara içiyorsunuz? Ya işte hocam anca Evet. bir paket yakın o. Hocam ne bir buçuk paket Aynen. kesin içiyor gibi. Aynen Yani hocam. orada aslında hekimi bunları gizlememek gerekiyor. Yok, Yani izlememek lazım. çünkü bizim orada düşüncemiz sizin bize beyan ettiğinize göre değişiyor. Yani Değişir. ne kadar ekmek yediğinize göre belki şeker oranınızı ayarlayacağız, yağınızı ayarlayacağız. Yani o açıdan Şimdi hekim hasta arasında böyle yani ufak sayılarla oynama yapmayalım. Yani neyse onu hekime mutlaka bildirelim hocam. biz bu işte yani yıllardır bu yeme içme işleriyle şey yaptığımız için artık az çok şey yapıyoruz hocam. Anlıyorum. Tahmin Kimin doğru? ediyoruz kimin doğru kimin yanlış söylediğini Hocam tahmin farklı bir ediyoruz. konuya girmek istiyorum. Şimdi bir diyabetik cerrahi
evet. diye bir şey gündeme geldi ve yani duyuyoruz da bunu. Şekerden kurtulan hastalar olduğu söyleniyor, reklamları yapılıyor. Böyle bir şey var mı hocam? Şeker ameliyat edilebilen bir hastalık mı? Hocam bu şöyle, bunun iki tarafı da doğru. Yani ameliyatla şeker hastalığı tedavi edilebilir mi? Buna evet demeden önce şunu söyleyeyim. Bu iş çok abartılmış ve çok ticari hale getirilmiş. Ben öyle görüyorum bunu. Yani ben de internette gezerken cep telefona baktığım zaman sosyal medyada reklamlar benim önüme bile düşüyor. Ya bir sağlık tedavisinin bu kadar reklamın önüne düşecek kadar gelmesi, paranın bu kadar işin içine girmesi burada bir sıkıntı olabileceğini düşündürüyor. Hastalar bu açıdan dikkatli olması lazım. Doğru olan tarafı da şu hocam, bazı ameliyatların yapılması hastanın kilo vermesini sağlayarak şeker hastalığını geçirebilir ya da önleyebilir. Ama bu yine kişi bazlı. Eğer hasta diyabet süresi erkense ve o ameliyatı yapılması gerçekten gerekliyse, hasta ilaç tedavisiyle bu iş yapamıyorsa olabilir. Ama bunu son basamağın sonunda düşünmek lazım. Çünkü ciddi bir zorluk var ameliyatlarda. Yani ciddi bir mide değişikliği, hatta bazı ameliyatlarda metabolik cerrahi dediğimizde bağırsak diversiyonları, yani ciddi komplikasyonlar geçirilebilecek ciddi zor ameliyatlar hocam. Peki hocam ondan önce sizden mi görüş alsınlar? Yani bir endokrinoloji ve metabolizm uzmanı, evet sizin tedavinizde artık ameliyatın yeri var diyerek demesi lazım. Size başvurması lazım. Kesinlikle hocam. Bu işi direkt bu işi yapan kişilerle konuşursak biraz şey olabilir, yönlendirici olabilir hocam. Biz zaten bazı hastalarımızı buna yönlendiriyoruz. Hani artık sen bu ameliyatı olsan, bariyatrik cerrahi özellikle. Hani metabolik cerrahiden ziyade hocam ben bariyatrik cerrahi diyorum. Yani zayıflama ameliyatları bazı hastalar için tabii ki çok faydalı ve olabilir. Bizim kılavuzlarda da artık yavaş yavaş zaten üst sıralara doğru geçiyor. Ama bu yine de tedavinin son basamaklarında çok meşakkatli, zorlayıcı. Bu cerrahi tedaviler sonrasında da kilo alımı olursa yine tekrar diyabet hastalığının tekrarlayabildiği ameliyatlar. O yüzden bunu seçilmiş özel vakalarda yapmak lazım. Bir de şunu vurgulayayım hocam. Burada asıl ameliyattan sonra diyabet hastalığının geçiş şeyi, özelliği kilo vermeyle paralel. Yani hasta iyi kilo veriyorsa o zaman diyabeti iyi tedavi oluyor. Zaten zayıf olan bir hasta, çok kilolu olmayan bir hastaya zaten fayda göstermesini aynen. zaten beklemiyoruz hocam. Böyle hastalar da oluyor. Hasta çok fit. Yani başka bir sebebe bağlı. O dediğim arada kalan formlara bağlı diyabet hastalığı var. Gerçek bir obezitesi yok. Onun zaten o metabolik cerrahiden çok fazla fayda görmesini zaten beklemiyoruz hocam. O yüzden mutlaka bir endokrinoloji uzmanından fikir almak lazım. Programımızın ilk bölümünü burada yavaş yavaş kapatacağız. Çok verimli bir ilk bölüm oldu. İkinci bölümde sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Kısa bir araya gidiyoruz.